Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, aslında siyasetin merkez yerinde, hem hükümetle muhalefet arasındaki çatışmaların odağında ya da tartışmaların odağında, hem de muhalefet partileri içinde, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasındaki tartışmanın odağında Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu'na verilen cezadan sonraki, siyaset yasağını içeren haksız cezadan sonra, şimdi de İçişleri Bakanı'nın terör soruşturması işte kılıcı başının üzerinde sallanıyor. Ekrem İmamoğlu buna hani önleyici bir adım olarak, proaktif dedikleri türden önleyici bir adım olarak düzenledi basın toplantısını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelttiği işte terör suçlamaları, terörle bağlantılı personel, bu iltisak lafını çıkardılar. Allah aşkına her şeyin giderek hani Arapçasını kullanır oldular. Bağlantılı, terör eylemleriyle bağlantılı, şiddet eylemleriyle bağlantılı demek istiyorlar. Yani doğrudan üyesi olmasa da bir bağlantısı var falan demek istiyorlar. İltisaklı diye uydurdular. Herkes de kullanıyor, bütün gazeteci arkadaşlarımız. Her neyse. Terör örgütleriyle bağlantılı personel soruşturması. Kim böylelikle amaç şey. Yani bunu da 1-2 senedir falan yapıyorlar. Amaç şey. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin de İYİ Parti'nin de PKK ile bağlantısı var. İşte gördünüz mü? İşte daha önce çok sayıda personelden söz etmişti. 557 personel. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu diyor ki ya bunlar hakkında bilgi istedik, hala bilgi gelmedi. Bunların hepsi işte soruşturmayla işe alınmış zaten. Hani zaten başka türlü bir kamu işine girmeniz mümkün değil filan. Ondan sonra daha önce bir 5-6 kişiden söz edilmişti. Onlar hala duruyor. Halbuki diyor ki İmamoğlu, ya kanun hükmünde kararname var. Terörle bağlantılı personel işine son verecek. Niye işine son vermiyor? Hani bu tür şeyler var. Diyor ki 660 kişinin arşiv araştırması için bir yılı aşkın süredir cevap bekliyoruz. Ne diyor biliyor musunuz İmamoğlu? Sistematik bir saldırı var hükümet tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na diyor. Tam olarak söylediği bu. Sistematik saldırının anlamı şu. Yani birbiri peşi sıra, rastgele değil, planlı bir şekilde, devamı getirilecek şekilde, hani sistematik deyince bunu anlıyoruz. Münferit, hani ben de şimdi diyeceksiniz ki Arapça kelime kullandı. Münferit derken yani kendi başına, diğerlerinden ayrı bir durum yok ortada. Sistematik saldırı var diyor. Şimdi bu böyle demekle beraber bir de Meral Akşener'in lafı var. Meral Akşener de diyor ki benim bazı duyumlarım var. Bu duyumlara göre İmamoğlu'nun başına getirilmek istenen, yani hani terörle bağlantılı personel soruşturması nedeniyle diğer belediyelerin de, diğer muhalefet belediyelerinin de başına getirilebilecek amaç İstanbul'dan başlayarak kayyum atanması. Yani belediyelerin başına hükümetin kayyum atayarak seçimlerden önce bütün belediye şeylerine, başkanlıklarına, muhalefetin elindeki önemli, en azından İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, değil mi? İzmir zaten öteden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde, Eskişehir'de öyle. Buralara kayyım atayarak buraların bütün kapasitelerini, belediye imkanlarını, bütçesinden personel imkanına, araç imkanına kadar seçimlerde işte Adalet Kalkma Partisi için kullanmak. Meral Akşener nerede mi söyledi bunu? Meral Akşener'le sabahleyin telefonda konuştum. Ne üzerine konuştum? Asıl neden? Dün akşam, 27 Aralık akşamı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze bir görüşme yaptılar. Ve hakikaten çok gergin bir fotoğraf verdiler öncesinde de. Sayın Kılıçdaroğlu'na da telefon ettim. Sayın Akşener'e de telefon ettim. Sayın Akşener telefona çıktı ve önemli şeyler söyledi. Dedi ki başka hangi konuları konuşup konuşmayacağımızı söylemeyeceğim. Ancak İmamoğlu konusunu konuştuk. Bana dedi saygısızlık yapıldı. Benim dedi öyle bir şey var ki İmamoğlu'nun kellesini almak istiyor hükümet. Aynen bunu söyledi. Hükümet İmamoğlu'nun kellesini almak istiyor. Bir anda iş Meral Akşener rol çalıyor'a getirildi. Ya bunu yani Cumhuriyet Halk Partililerin bu şekilde davranmasını kaldıramamış. Bunu konuştuk dedi. Yani diyor ki ya bu İmamoğlu'na yapılan gerçekten planlı bir hareket. Bunu biz
topluca karşı çıkmazsak, birlik beraberlik içinde karşı çıkmazsak yarın bir gün bütün belediyelere aynı şeyi yapacaklar. O yüzden şimdiden çıkmalıyız. Belki de bunun bir işareti olarak İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında altılı masanın birer genel başkan yardımcısı da orada kendisiyle beraber yer aldı. Hani böyle bir şey var, böyle bir durum var ortada. Meral Akşener başka neler dedi? Tabii şeyi sordum, aday ne olacak? Hani geçen gün Sayın Kılıçdaroğlu'nu da kızdırdı arkadaşlar biraz aday sorarak. Biz de işte kendisine gayet nezaket sınırları içinde, başka türlü düşünülemez çünkü her siyasi parti liderine gereken saygıyı bir gazeteci olarak zaten gösteririz. Yani bunu yadırgadığımızı söyledik, söyledim. Başka arkadaşlardan da söyleyenler oldu. Fakat aday sorusunu tabii ki soracağız. Yani sizin de merak ettiğiniz, benim de merak ettiğim bir soru. Dedi ki onu altılı masaya bıraktık. Şimdi burada bütün aday sorularına bütün liderler aynı cevabı veriyor arkadaşlar. Yani hani siz de merak ediyorsunuz, soruyorsunuz filan ama yani hep aynı cevabı alıyoruz. O konuyu oraya bırakıyorlar. Ama İmamoğlu konusunun görüşüldüğü, İmamoğlu konusunun da sadece işte bana saygısızlık yapıldı boyutunda değil, bir CHP İYİ Parti sorunu olarak görüşüldüğünü bizzat Akşener'den duymuş olduk. Kılıçdaroğlu'ndan henüz bir yanıt, yani şu yayını, şu kaydı size yapana kadar henüz herhangi bir açıklama gelmedi ama şöyle şey geldi Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklarından. İşte yakın çevresine demiş ki işte mutabık kaldık. Kazanacağız, yapacağız. Gergin bir görüşme olmadı falan, bunları söylemiş. Şimdi Akşener'e şunu da sordum çünkü çok merak ediliyordu. Hatta bu toplantıya girmeden önce bazı köşe yazarları, bazı yorumcular efendim bu işte bitme toplantısıdır yorumlarını yaptılar. Yani öyle yani bu soruyu doğrudan sordum Akşener'e. Sallanıyor mu masa? Masa dağılıyor mu? Niye dağılsın ki? Ben yani ben dedi daha önce defalarca söyledim. Biz beraber kazanabiliriz. Daha önce Fox TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programında orada zaten şeyi söylemişti. Yani 2018'de biz ortak aday çıkaramadık, kaybettik. 2019'da ortak aday çıkardık, kazandık. Bu ortak aday konusunda müsaadenizle kısacık bir hatırlatma yapayım. Birkaç gün önce yayınladığım bir mini belgesel videosu, vaktiniz varsa dönüp izleyin. Orada geçmişte de bu sorunun yaşandığını ve muhalefetin kendi içinde bir ortak akıl üretememesiyle nasıl seçimlerin kimlere hediye edildiğini, bugünlere nasıl geldiğimizi anlatmaya çalıştım. Çünkü bu yani ortak aday ve seçilebilecek ortak aday meselesi gerçekten önemli. Ne kadar liderler kızarlarsa kızsınlar bize, biz sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Fakat bu İmamoğlu konusunun hakikaten siyasetin tam orta yerine, hem muhalefetle iktidar arasında hem muhalefet partilerinin içinde ciddi bir konu olduğunu söylememiz lazım. Meral Akşener bu konuda mihenk taşı ifadesini kullandı. Yani o kadar önemli bir ölçüt ki bu. Yani buna göre geleceğimizi nasıl belirleyeceğiz? Yani ya birlik içinde davranacağız ya değil. Yani o sözünü de tekrarlamak istiyorum size. Az önce söyledim. Ya bir yandan diyor İmamoğlu'nun kellesi alınmak isteniyor. Bir yandan işi diyor şeye getirdi bazıları. İşte Meral Akşener rol mu çalıyor? Ya bizim birlik ve beraberlik içinde görünmemiz lazım. Onu vurgulamaya çalıştım dedi. Tabii bu pilav daha çok su kaldıracak. Değerli izleyiciler, yani bu açıkça görülüyor. 16 milyonluk bir şehir, o şehirde %54 gibi gerçekten önemli bir oyla ve daha önce ilk seçim iptal edilmesine rağmen seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanı. Ya bu kadar kolay da olmamalı değil mi? İşte Yüksek Seçim Kurulu üyelerine vay ahmak dedin. Halbuki Süleyman Soylu'nun kendisine ahmak demesini iade ederken esas ahmak seçimi tekrar ettirenler demiş. Bunu zorluya hakimleri değiştirerek filan siyaset yasağı cezası getirildi. Yani
sistematik bir saldırı derken biraz da buraları deniyor. Aynı şey terör soruşturmasında da var. Tolga Şardan, T24 yazarı, kendisi bu güvenlik konularında, güvenlik ve yargı konularında gerçekten çok önemli bir gazetecidir bugünün Türkiye'sinde. Onun ifadesi var, birkaç gün önce haberi vardı. Bu soruşturmayı yürüten müfettişi nasıl caydırarak ya da yıldırarak görevi bırakmasını sağlayıp yerine AK Parti milletvekili adayı Hakim Hüseyin Zengin bu atanıyor. Yerine kim geliyor? Arif Yıldırım, AK Parti'den milletvekili adayı olmuş. O geliyor. Yani neresinden tutsanız dökülen bir şey var. Ha, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dedi ki bizim rapor hazır, savcılığa verdik, görecekler günlerini. Bakalım ne olacak? Gerçekten. Yani İmamoğlu diyor ki eğer bu raporda sadece ve sadece biz ve bizim ekibimiz suçlanırsa biz diyor bu gök kubbeyi başınıza yıkarız falan diyor. Tabii İmamoğlu'nun artık tek olmadığı görülüyor. Dedik ya, altılı masa, genel başkan yardımcıları birlikte bir irade sergilediler. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bunun nasıl yankılanacağını bilmiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir kutuplaşma da var. Yani bir anda işte İmamoğlu karşıtları, İmamoğlu yandaşları falan diye gerçekten suni bir kutuplaşma yaratılmış durumda. Ya İmamoğlu, Mansur Yavaş, yani bu siyasetçiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye ama daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kötülük ettiler acaba ki? Yani İstanbul'u, Ankara'yı 25 yıl sonra tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirdiler. Yani insan bazen bakıyor, hani Abdullah Gül'ün bir lafıydı değil mi? İnsan hayret ediyor. Ya hakikaten insan hayret ediyor bu tür akıl durmaları karşısında. Ama siyasetin bir rayına girmesi gerekiyor. Bakalım yeni yılda girecek mi? 3 Ocak'ta meclis yeniden açılıyor, Cumhuriyet'in 100. yılında. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.